Naciye de aramızda. Bizim bu seri katilimiz 2014 yılında cezaevindeyken bir mektup göndermiş. 2014'te. Borç para istiyor. Borç para isterken de haritayı verir misin Ahmetciğim? Hani bağlantı kurulmaya çalışılıyor diye hep konuşuyorduk ya. Sabri Hasan Zahide Güneş'in ismi geçiyormuş o mektupta. Aynı zamanda da Hasan Bayram'ın ismi geçiyormuş. Hani tanımıyorum ifadesinde tanımıyorum diye söylediği kişiler 2014 yılında kendisine referans olarak o mektupta isimleri geçmiş. Onları referans olarak göstermiş. Bana borç para ver diye. Onunla ilgili ayrıntılar var. Az sonra onu söyleyeceğim. Bence gün en önemli gelişmesi oydu. Dur bakalım daha. Ben hep söylüyorum bu iş çok su kaldıracak. Ne yazık ki. Yani bir de bir tane kaybımız vardı. Bugün onu da bandına girelim. Unutturmayın bana. Bir kayıp konusunda da ondan şüpheleniyor. Aile röportaj yaptı. Onu da izleteceğim. Şimdi bu 50 yaşında dün biliyorsunuz KOAH hastası Musa Dudu'dan bahsetmiştim size. Ailesi nerede tarihleri falan kartını kebriği bana bir kart yazıyorsunuz. 3 gün önce kaybolduğunu söyledi. Pazartesi günü kaybolduğunu söyledi. Dün şimdi bu arkadaşımız Dudullu da yaşıyor. 50 yaşında sırtında da bir kamburu var. Yani tanınması için önemli bir sebep olabilir diye söylüyorum. Şimdi 3 gündür ailesi arıyor. Dün bize Dudullu'da gördüklerine dair çok sayıda kişi aradı. Biz sizin bu aradığınız kişiyi Dudullu'da gördük diye. Özellikle bir tane aynı mahallede oturan bir otobüs şoförü aradı. Ve dedi ki 522B hatlı Yeni Doğan Topkapı otobüsüne bindi. 15.40'da dedi. İşte bana gelmedi. 15.40'da dedi. Şimdi arkadaşlarımız o otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini almaya çalışıyorlar. Güvenlik kamerası görüntülerini alabilirsek size izleteceğiz. Siz arıyorsunuz ama belki de aldı başını gitmiş de olabilir mi? Öyle bir durum olabilir mi? Yani ben onun o kadar olduğuna inanmıyorum. Onlar da asılsız çıkacaklar. Öyle çünkü mi? Bunun yaşama şansı yok. 2 saat en fazla yaşayabilir. Makine olmadığı. Ha bir şey düşünüyorum. Sağlık ocaklarına girip de eğer o havayı alırsa, hani balonu şişirirse yaşama şansı var. Mutlaka o makineye girmek zorunda. Girmek çünkü zorunda. Benzetili ama adli şöyle bir şey var. Adli tıpta yok. Dün gittik. Yok. Sosyal hizmetlerde yok. Hastanelerde edinebildiğimiz bilgi çerçevesinde söylüyorum yok. Bütün hastaneleri tek tek aradık. Bir de maaşını da çekmiş. Hani siz demişsiniz evet ya üzerinde evet 120-130 evet lira parası vardı evet diye maaşını da çekmiş. Çekmiş maaşı. Ne kadardı ben maaşı? Cuma üzerinde parası da var. 750 lira çekmiş galiba. İşte 850 lira falan bir para parası var olması lazım. Evet. Bakalım yani dün çok arayan oldu. Biz Dudullu'da gördük diye. Hani biz ekiple dün çok yani artık ben rahatsızım zaten. Çok kötü oldum. Çok gezdiniz, çok, çok dolaştınız. Gezdik, evet. Çok gezdik, çok. Nereye ihbar denilirse gittik ama hiçbirinde aslı yok. Dur bakalım şimdi tabii buhar olup uçmadı ya. Bir otobüsün var mıymış güvenlik kamerası? Hepsinde var. Cemal Demir değil miydi? Nerede mikrofonunuz? Cem Aydemir. Evet gördüğünü söyleyen otobüs şoförümüz telefon attığımızda. Cem Bey günaydın efendim. Nereye bakayım? Günaydın. Günaydın. Siz dün gördüğünüzü söylemişsiniz arkadaşlarımıza. Evet doğrudur. Beyefendi miydi? Fotoğraftaki beyefendi miydi? Emin misiniz? Şimdi ben böyle çok dikkat ederim. Özellikle de baktım. O dün 5.30 Yeni Doğan'dan kalktım. 522B çalışıyorum. Dudullu'ya geldiğimde abinin üstünde beyaz bir gömlek. Hatta otobüse bindiğimde normal akbil bastı. Hani bakıldığı zaman zaten engelli olduğu belli. Normal akbil bastı, geçti. Ama ondan sonra nerede indi, nerede ne yaptı o kadarını bilmiyorum. Ben şimdi şirketimle iltifata geçtim. Kamera kayıtlarını istettim. Zaten abinin
Teyzesinin oğlu da İETT Genel Müdürlüğü'nde çalışıyormuş. Onunla da itibata geçtik. Şimdi o da kamera kayıtlarını bekliyor. Akbil'den de bellidir. Akbil'in basımından da çıktığına göre o da belli olur. Belediyeye biz de rica edelim o zaman. Şimdi şöyle, elindeki Akbil'in hani oradan çıkması biraz zor. Hı. Kişisel değil mi? Hani engelli dediğinize göre demek ki bilgileri vardır. Ya engelli ama normal Akbil bastı. Hani normal engelli kartı basmadı. Normal Akbil bastı. Normal Akbil bastı. Anladım. Normal Akbil bastı. Bir kamburu var mıydı? Ya ona dikkat etmedim. Onu bizim muhtarımız da şey yaptı. Sordu. Yani çok belirgin bir kamburu mu yoksa? Yok. Üzerinde beyaz gömlek yok. Mavi beyaz çizgili tişört var. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi. Buyurun efendim. Buyurun Cem Bey, sizi dinliyorum. Şimdi kamera kayıtları çıktığı zaman ben şimdi arkadaşlara bizim şirketin numarasını da vereceğim. Zaten İETT Genel Müdürlüğü'nde çalışan abi beni aradı. Şirketle irtibata geçti. Zaten akrabasıymış. Tamam. Kamera kayıtları çıktığı zaman her şey çok netleşir. Evet, inşallah odur yani. Yani bulabileceğimiz yerlerde olmadığına göre inşallah biz de dışarılarda dolaşıyordur diye ümit ediyoruz. Amacımız sağ salim bulalım yani. Sonrası sonra hallolur zaten. Hepsi boş. Yeter onu bulalım. Ama bir akli problemi yok değil yok, mi? Yok. Herhangi aklı problemi. Kimle yaşıyordu normalde? Efendim? Kiminle yaşıyordu? Annesiyle. Babası vefat etti. Annesi de rahatsız mı? Rahatsız, evet. Ama annesini de bırakır mı hiçbir problemi de olmayan adam, ne bileyim yani, annesini bırakıp da 3 gün nereye gidecek? Annesine kızgınlık falan. Hayır. Annesi dünkü gün için ameliyat olacaktı. Onun hazırlığını yapıyordu kendi şeyine göre. Bakalım, biraz değişik bir durum. Ben çok teşekkür ediyorum Cem Bey, dikkatiniz için, ilginiz için. İnşallah şimdi gelecek görüntülerdeki beyefendi sizin yerinize çıksın. Teyzesinin oğlu, yani öteki ablamın oğlu İETT müdür. Hı-hı. O şimdi onu muhtar telefonu... O da telefonu, biraz yardımcı olsun. Bu adamın adını vermedi, şoförün adını vermedi. Şimdiye kadar gelirdi. Tamam, işte şimdi işte öğrendik abi ya. Hepsi yeni yani. Son anda oluyor be. Keşke hani böyle yani olmuyor bazı şeyler. Dur bakalım. Cem Bey şimdi verdi. En azından bir kare görüntüsü olsa siz tanırsınız o mu değil mi diye. Biz de tanırız canım. Belirgin bir tipi var yani. Hadi bakalım. Bu otobüslerdeki güvenlik kameraları da maşallah iyi yani. Evet. Görüntülerde izliyoruz. Yüzler gayet net seçilebiliniyor. Ben yine de ekrana göstermiş olayım. Eğer bu ihbar asılsız çıkarsa, gören bilen varsa bizi arasın diye, ama dün Dudullu'dan dün gördüklerine dair çok arayan kişi olduğu için çok aradılar. Bir bayan görmüş çok iyi tanıyan bayan, o çayır önü var otobüs durağı, oradaymış. Keresecilerin dükkanı. İşte ne güzel, ama işte görenler var, çok güzel haberler bunlar yani. İyi ama asılsız çıkıyor işte o şey daha... sıkıntılı oluyor bizim için. Anladım yani. Beyefendi şey üzerindeki yapmayalım. Kıyafetle de pek irtibat kuramıyor. Beyaz gömleği yok diyorsunuz. Yok. Yani bir yerden temin etmiş, parayla satın almış. Biraz kendi titizdir. Yani almış olup giymiş olabilir. Yani almış olabilir. İyi düşünün ve inşallah sağlık haberleriyle iyi karşılaşalım. Peki.